aslında imza atılmıştır. Yeni bir patent başvurusu yapılmış. Bir adet faydalı olan başvurusu. BİG'in geneline baktığımız zaman daha önce 2009 yılında Sanayi Bakanlığı tarafından Tekno Girişim adıyla verilen bir destek. Türkiye'de OECD'nin iyi uygulamalar konusunda örnek gösterdiği yegane destek programımız. Çünkü girişimci olmaya uygun kişilere gerekli sermaye desteğini %100 hibe olarak veriyor. Çeşitli çağrılarda farklı üst limitler kullanıldı. Bundan sonra 200 bin liralık bir üst limit ve proje süresinin en fazla 18 ay olması gibi çeşitli kısıtlamaları var. Bunun yanında bu 200 bin liralık hibeyi %100 destekle size aslında şahıs olarak başvurmanız durumunda veriyor ve şirketleşmeyi daha sonra yapmanızı bekliyor. Bu şu demek, eğer bir fikriniz var, programa başvuruyorsunuz, herhangi bir ücret ödemeden TÜBİTAK tarafından değerlendiriliyorsunuz ve destek kararı çıktıktan sonra, yani bu 200 bin lirayı almanız garantilendikten sonra şirketinizi kurarak desteği alıyorsunuz. Desteklenen gider kalemlerine baktığımız zaman öncelikli olarak personel giderleri var. Sonuçta bir proje gerçekleştireceksiniz, bir ekip kurmanız, çeşitli çalışanlarınızın olması gerekiyor. Dolayısıyla personel giderleri destekleniyor. Aynı zamanda makine tesisat alımları gibi çeşitli altyapı desteğiniz, altyapı ihtiyaçlarınız da destekleniyor. Malzeme alımları gibi projeniz içerisinde kullanmanız gereken sarfları desteklediği bir kalem var. Yine aynı şekilde projenizin çeşitli isterlerini yerine getirmek için yapmanız gereken hizmet alımlarını destekleyen bir kısım var. Bir de seyahat destekleri var. Yine destek programına kimlerin başvurabileceğine baktığımız zaman da 3 tane kategoride belirlenmiş durumda. Bu arada bu biraz önce anlattıklarımın hepsi TÜBİTAK tarafından belirlenmiş kriterler. 3 tip başvuru tip başvuru adayı var. Birincisi mezunlar. Herhangi bir mezuniyetin üzerinden 10 yıl geçmemiş olan herkes başvurabiliyor. Bu herhangi bir mezuniyet dediğimiz kısım lisans, yüksek lisans veya doktor olabilir. Hatta ikinci lisansınız, ikinci yüksek lisansınız veya ikinci doktoranız da olabilir. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora öğrencileri direkt başvuru yapabiliyor. Bir de bölümlerinden son 1 yıl içerisinde mezun olabilir belgesi alan. Yani buradaki tabirle 4 yıllık bir fakültede okuyorsanız 4. sınıf öğrencileri veya 5 yıllık bir fakültede okuyorsanız 5. sınıf öğrencileri direkt başvuru gerçekleştirebiliyorlar. Desteği almanın bir de iki alt koşulu var. Bu iki alt koşuldan biri herhangi bir şirketin ortaklık yapısında bulunmamak. BİG'in açılımına baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Bireysel genç girişimcilik desteği olarak belirtiliyor. Buradaki genç tabiri yaşın genç olmasından öte girişimcilik faaliyetinin genç olması anlamında. Dolayısıyla sizden daha önce bir girişimcilik faaliyetini hali hazırda devam ettirmemeniz bekleniyor. Bir de daha önce teknogirişim veya BİG programından yararlanmamış olmak. Dolayısıyla sizlerden başvurular bekliyoruz ama...